Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün nefsle ilgili bir sorumuz var. Şimdi belki izleyicilerimiz böyle sorum olur canım diyebilirler. Ama yine de sormak istiyorum. Çünkü hani bildiğimiz bir gerçek var ya, nefis dediğimiz şey bizim insanın içinde ama kötülüklerin kaynağı diyebiliyoruz. Doğru, öyle yazıyor. İşte benim sorum burada biraz şey oluyor, ters gibi gelebilir. Hiçbir iyi tarafı yok. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri, Mevlana-ı Bağdadi Hazretleri gibi zatlar anlatırken işe nereden başlamışlar bakın. İnsan ondan sonra mukni oluyor. Şimdi buyuruyorlar ki bunlar, bu dünyada her mahlukta, bak sadece nefiste demiyorlar, nefiste başlamadılar, her mahluk, her yaratılmış olan şeyde, her şeyde, daha da açmışlar onu, Allah-u Teala'nın hem rahmet sıfatı hem de kahır, gadab sıfatı tecelli zuhur etmektedir. Bizi izleyen ve dinleyenler diyor, o ne demek? Açıklıyorlar bakın. Su, insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamaları, ayrıca temizlik, yemek, pişirmek, ilaç yapmak için lazım olduğu gibi. Evet. Elzem, su var, hayat var diyoruz. Lazım olduğu gibi. Denizde binlerce insan boğulmakta. Sel suları evleri yıkmaktadır. Su yapıyor bunu. Su yapıyor. Su var, hayat var. Ama su var, sel de var, boğulmak da var değil mi? Su var, ölüm de var gibi bir şey. Ölüm de var. Evet, ölüm de var yani. Başka bir misal vermişler. Ateş, ekmek, yemek pişirmek, kışın ısınmak için lazım olduğu gibi. Ateş olmaz. Donuyor mu, ölüyor mu diyorsun hani. Soğuktan ölüyor mu diyorsun. Lazım. Lazım olduğu gibi içine düşeni yakmakta. Evler yanmakta. Şehirler yanmakta bazen. Değil mi? Doğru. Aynı ateş yapıyor bunu. Elektrik çok yerde işimize yaradığı halde yangına sebep olmakta. İnsana çarpınca hemen öldürmektedir. Hemen öldürmek. Onun için de mesela deniyor ki her ilaç bir derde deva olduğu halde fazlası zararlı olmaktadır. Her şey de böyledir. Nefis de bunlar gibidir buyuruyorlar. Hmm. Evet, oraya bağlayacaktınız. Mutlak kötü değilmiş yani. İyi tarafı da varmış yani. İyi tarafı da varmış. Nasıl bir şey acaba? Hem faydalı hem zararlı taraflar vardır. Nefsin yaratılması insanların yaşaması, üremesi, dünya ve ahiret için çalışmaları içindir. Eğer nefis yaratılmasaydı insanlar buna itibar etmez, çalışmaz, yapmazdı. Çünkü o sürüklüyor. Hoşuna gidiyor onun. Yani yaratılırken nefis böyle yaratıldığı için insanı götürüyor, sürüklüyor. Hatta bir hadise anlatıyorlar. Kitaplarda anlatılıyor. Onu daha önce çeşitli vesilelerle, belki bizi izleyen ve dinleyenler, devam takip edenler hatırlayacaklardır. Şimdi İsa Aleyhisselam bir yere gidiyor havarileriyle. Giderken böyle dağın yamacında sürüler ta yola kadar aşağıya kadar inmiş, koyunlar falan. Şeyde de yamaçta da çoban görüyor. İsa Aleyhisselam da havarileriyle oradan yoldan gidiyor. İşte İsa Aleyhisselam giderken dönmüş, orada koyunlardan birisinin kulağına ermiş bir şey demiş. Ve yürümüş gitmiş onun sonra. Koyunun kulağına. Koyunun kulağına demiş. Aradan iki hafta veya üç hafta geçtikten sonra tekrar oradan geçerken gene sürü orada yamaçta çoban görmüş, tanımış, koşarak gelmiş. Evet demiş, siz bu koyuna ne dediniz? Koyun bir deri bir kemik kalmış Mustafa Bey. Allah. Bir deri bir kemik kalmış. Demiş, ne diyeceğim? Yok efendim diyor, işte üç hafta önce giderken diyor eğildiniz. Ha buyuruyor, sadece kulağına dedim ki ölüm var dedim. Şimdi hayvanlarda nefis olmadığı için ulul azm bir peygamberin o sözü koyuna işliyor. Ölüm varsa diyor niye yiyeyim niye içeyim diyor ya. Ne gereği var diyor. Tamam mı? Şimdi biz de diyoruz ki ölüm var. Eğer nefis olmasaydı o hayvan gibi olurduk. Evet.
Nefis olunca da başka bir hayvan gibi oluyoruz ama. Zapt evet, olması lazım. Ha, olması gerekiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala nefsi böylece çok faydalar için de yaratmış. Allah-u Teala bütün insanlara merhamet ederek, acıyarak nefsi tamam kötülükleri deposu olarak yaratmış. Ama dünyada da yaşaması için, üremesi için, bazı şeyler meydana gelmesi için bu lazım. Nefsin olması lazım. Ama Cenab-ı Hak yine kullarına merhamet ederek de acıyarak nefse hakim olup zararlı arzularını önlemeleri için de akıl vermiş. Hayvanda yok o. Akıl vermiş. Peki kafi mi? Bizi izleyen ve dinleyenler kafi mi? Değil. Onun için peygamberler de göndermiş. Akla da bir yol gösteren. Akla da bir rehber göndermiş. Evet. Ve o peygamberler vasıtasıyla nefsin gıdası bildirilmiş. Allah-u Teala yaratırken nefse diyor ki o da mahluk. Hatta din büyüklerden bazıları böyle talebelerini anlatırken kınamamak lazım nefsi buyuruyorlar. Çünkü o da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir mahluk. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben yarattığım bütün mahlukun, nebatat, cemaatat, bütün hayvanat ne varsa hepsinin rızkını yarattım buyuruyor. Nefsi de bunlardan birisi. Onun da rızkını yaratıyor. Rızkı inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. O oraya saldıracak. Ya niye saldırıyorsun? Yiğit arkadaş rızkı o. Oradan besleniyor. Oraya saldıracak. Allah-u Teala buyuruyor ki ben bunu böyle yarattım. Bunun rızkı bu. Eğer diyor arpayı fazla verirsen, seni teper. Seni teper. Diyor ki onun aynı şekilde arpasını şey kullanacaksın. Hatta neyse bazen de anlatıyorduk falan da hani adam birisi bir konferansa gitmiş de orada bir kişi gelmiş. Ona da bakmış demiş ya ben hazırlandım o kadar şey yaptım demiş. Ne yapayım ben demiş hani. Bu konferansı vereyim vermeyeyim mi falan. Adam demiş ki ben seyisim demiş. Konferans anlamam da demiş. Benim demiş atlarım. Gitse bir tane at kalsa ben demiş gene o ata bakarım. Adam ha iyi demiş. Arpasını veririm. Hemen başlamış anlatmaya. Bir saat anlatmış. Nasıl demiş konferansımı iyi buldun mu? Hoşuna gitti mi? Bana demiş başından söyledim ben seyisim, at bakıcısıyım. Anlamam demiş. Yani atların hepsi gidince kalan arpanın hepsini ben buna vermem demiş. Çatlatma. Dolayısıyla şimdi nefsin de bütün arpalarını verecek olursan bu sefer o seni aynı şekilde sırtından atar. Onun için Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla emir ve yasaklar bildirmiş. Bu emirler yerine getirilir. Haramlardan sakınılırsa işte İmam Gazali Hazretleri bir misal vermişler. Nefs insanın atıdır. Evet. Arpa fazla verirsen seni atar. Ama seni götüreceği kadar aynı şekilde beslersen lazım o. Takatsiz olursa da gidemez. Beslersen onu o sana hizmet eder. Veyahut da avcının köpeği misalini vermişler. Mesela köpek cibilliyet itibariyle çiğ et yer. Ama avı yakaladığı zaman sana getirmez kolay kolay. Onu oturur yer. Hayvan tabiatı buna müsait. Ama pişmiş et vermek suretiyle onu pişmiş ete alıştırıyorsun. Alıştırıyor. Ve ondan sonra da devamlı surette kontrol edeceksin. Avcının köpeği misalini vermişler. Eğer köpeği kendi haline bırakırsan yakaladığı hiçbir avı sana getirmez. Otururken diğer. Çünkü tabiatı ona uygundur. Onun için avcının köpeği ve süvarinin at binicisinin atı gibi kullanmalı nefsi buyurmuşlar. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan nefsin insanı felakete sürüklemesine mani olmayı dilemiş. Bunun için nefsin arzularına uymayı sınırlayan ve nefsi temizleyip aşırı taşkın olmaktan kurtaran emirler ve yasaklar göndermiştir. Peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına ilahi dinler veya İslamiyet denir. Bir insan işlerini yaparken İslam dinine uyarsa nefsi taşkınlıktan kurtulup sükunete erer. İman edip sükunete eren nefis şehveti kadabı faydalı olarak çalıştırır bu sefer. İnsana gene destek veriyor. Bu sefer de diyor ki daha önce inkar ederken ya arkadaş sen bu dünyaya böyle yatmaya gelmedin. Kalk çalış, ibadet et. Ahirete hazırlan. Orası sonsuz teşvik eder. Ama kafirken de kusura bakma der. Sen yemini fazla verirsen, günah fazla işlersen, isyan ve inkara dalarsan oho o senin tepe taklak etleri götürür. Hatta der ki kilitler bunu vur 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 der öldürttürür. Çünkü sonunu düşünmez o. Sonra da insan der ki şeytana uydum. Yok nefsine uydu. Ne şeytana uyması? Şeytana değil nefsine uydu. Ondan sonra işte hapse gidersin. Ömründe zayi olur gider. Allah-u Teala hepimizi nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza eylesin. Tamam. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de önemli bir konuda Osman Ünlü hocamızdan bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki,
Bizimle kafir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kafir olur. Tevbe edelim zembimize. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Talip, sadık olan insan demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabr ve affeder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiramın hepsini radıyallahu teala anhum ecmain diyerek iyi bilir. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Şimdi böyle hakiki talip kalmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek Allah'ın Resulünü sallallahu teala aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisiyle, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime ile ve hadis-i şerif ile ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle bildirmeleriyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. O devirde yetişen büyük bir evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Onu gören kimseyi kaplardı neşe, sevinç. Yüzünden tebessümü
noksan olmaz idi hiç. O bir gün buyurdu ki, dünya küçük ve dardır. Bunun için burada sıkıntı, darlık vardır. Her kim sıkılıyorsa dünya işleri için, demek kalbi dünyaya dönüktür o kişinin. Ahirete dönerse bulur rahat ve huzur. Zira ona giden yol geniş, hatta sonsuzdur. Kavgalar dar yerlerde gelirler hep meydana. Zira herkes kendini çıkarır ön plana. Herkes menfaatini kayırır, haset eder. Herkes dünya malına ben sahip olayım der. Az malı çok kimseler almak arzu edince, dünya sıkıntısının menşei budur işte. Almayı düşünenin sıkıntısı çok olur. Veren ise daima rahat ve huzur bulur. Hem vermek üzerine kurulmuştur dinimiz. Veren el, alan elden hep üstündür ve aziz. Bir gün ona sordular. Efendim, neden acep? Hakiki Müslümanlar güler yüzlü olur hep. Buyurdu. Güler yüzlü olur mümin esasen. Zira mümin olmanın şiarı budur zaten. Zira halis Müslüman ölümü unutmaz hiç. Ölümü çok anmak da verir neşe ve sevinç. Çünkü ölüm başıdır sonsuz bir yolculuğun. Hazırlanmak lazımdır bu sefere çok yoğun. İnsan dünyada bile çıksa bir kısa yola, birkaç gün evvelinden koyulur hazırlığa. Ölüm seferininse değildir günü belli. Zira hep ani gelir insanların eceli. İşte bu yolculuğu çok düşünen bir insan, yapar hazırlığını gelmeden henüz o an. Bu dünya hayal olup gayet kısa zamandır. Sonsuza nispet ile ömür sanki bir andır. Bunun da çoğu gitti, azı kaldı geriye. Kavuşmaya bakmalı rızayı ilahiye. Ölüm uyandırmadan uyanalım ki şu an, yoksa mahşer gününde oluruz gayet pişman. Bir günde buyurdu ki, kardeşlerim, faraza, cemiyet bir bedendir, fertler de birer ağza. Birinin ayağına batsa ufak bir diken, onun acısıyla sızlanır bütün beden. Vücudun neresinde olsa bir dert ve maraz, onun sıkıntısıyla insan rahat olamaz. İşte bir memleketin fertleri de böyledir. Birisi hasta olsa hepsi üzüntüdedir. Bunun için herkese davranın güzel, iyi, herkesle hoş geçinip üzmeyin hiç kimseyi. İslam ahlakı. Uçup yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uçup olmaz. Yahut bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uçup olmaz. Bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek uçup olur. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Ucbun zararları, afetleri çoktur. Kibre sebep olur. Günahları unutmaya sebep olur. Günah kalbi karartır. Günahlarını düşünen kimse ibadetlerini büyük görmez. İbadet yapmanın da Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı olduğunu düşünür. Ucb sahibi Allahü Teala'nın mekrini ve azabını da unutur. Başkalarından istifade etmekten mahrum kalır.
kimseyle meşveret etmez, danışmaz. Hadis-i şerifte, üç şey insanı felakete sürükler. Buhl, heva ve uçb. Buhl sahibi, yani hasis kimse, Allah'a karşı ve kullara karşı olan hakları ve vazifeleri ödemekten mahrum olur. Hevasına, yani nefsinin arzularına uyan ve uçb sahibi olan, yani nefsini beğenen kimse, muhakkak helaka, felakete düçar olur. İmam-ı Muhammed Gazali, rahimehullahü teâlâ, buyurdu ki, bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür. Haset, riya, uçb. Kalbini bunlardan temizlemeye çalış. Uçb sahibi, hep ben der. Toplantılarda baş tarafta bulunmak ister. Her türlü sözünün kabul olunmasını ister. Hadis-i şerifte, günah işlemezseniz, daha büyük günaha yakalanmanızdan korkarım. O da uçb'dur, buyuruldu. Günah işleyenin boynu bükük olur. Tövbe edebilir. Uçb sahibi, ilmiyle, ameliyle mağrur olur. Egoist olur. Tövbe etmesi güç olur. Ucbun en kötüsü, hatalarını, nefsinin hevasını beğenmektir. Hep nefsine uyar. Nasihat kabul etmez. Başkalarını cahil sanır. Halbuki kendisi çok cahildir. Bid'at sahipleri, mezhepsizler böyledirler. Bozuk, sapık itikatlarını ve amellerini doğru ve iyi bilip bunlara sarılmışlardır. Böyle ucbun ilacı çok güçtür. Ucb hastalarının ilacını hazırlayan alimler ehli sünnet alimleridir. Fakat bu hastalar hastalıklarını bilmedikleri, kendilerini sıhhatli sandıkları için bu tabiplerin nasihatlerini, ilimlerini kabul etmezler. Felakette kalırlar. Halbuki bu alimler Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları ilaçları hiç değiştirmeden, bozmadan sunmaktadırlar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yavru vatan Yeşilada Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey sahillerindeki Girne'de Karaoğlanoğlu bölgesine yakın Karşıyaka Camii'nin ki bu Vasilya'ymış eski adı. Ben bu eski adları pek kullanmak istemiyorum ama burada halen kullanıldığı için bunu da bildirmek mecburiyette kaldım. Karşıyaka Camii'nin önündeyiz. Cami görüldüğü gibi tarihi bir cami. Osmanlı döneminde yapılmış diyor kitapta. Oo, 1300'de mi? Yok olmaz. 1500'de mi? 1570'ten sonrası tamam Osmanlı burayı fethetti. Denip bu tarih ciddi bir tarih olmasa gerek. Evet, Kıbrıs'ın Osmanlı kuvvetlerince fethini müteakip yapıldığı kesin. Ama 1600'de mi yapıldı, 1700'de mi yapıldı, bilemiyoruz. Kıbrıs'taki, bilhassa buradan sonra ileri gidince, Çamlıbel'den ötede, güzel yurtun yakınındaki, Lefke'deki camilerle bu, sanki çok benzer bir halde. Lefke, zaten Kıbrıs'ın fethiyle beraber, Türk bölgesi olmuş adanın nadir yerlerinden birisidir. Halen de öyledir. Evet, Rumlar gelmişler, yerleşmişler, etmişler ama Türk'ün ilk yerleşim yerlerinden birisi. Evladı Fatiha'nın, gazilerin kabirleri var, şehitlerin kabirleri var orada. Şimdi bu da tahmin ediyorum ilk dönemlerde yapıldı. Ama diyor ki İngiliz'den kalma tarih kitapları, işte Venediklerin burada bir kilisesi varmış da, onun yerine bu yapılmış. Venedikler buraya kilise yapmaya gelmedik efendim. Kiliseli işi gücü ne onların? Böyle bir ihtiyaçları yoktu ki. Burada yaşamakta olan
Lüzinyanların ellerinden vatanlarını alıp bu bölgenin, affedersiniz, haracını biz yiyeceğiz diye geldiler. Ve yerli halk, bunlar kadim Yunanlı değil, Rum değil kesinlikle. Mısır'dan, İskenderiye'den, Kahire tarafından gelmiş olan ora ahalisinden Hristiyan bir kavim idi. Bunlar buraya gelip Lüzinyanlar zamanında yerleşmişlerdi. Ki daha ziyade bunlar Ortodoks idi. Mısır'dan itibaren Doğu Akdeniz kıyılarını şöyle doğusundan dolaşırsak, yani Beyrut, Lübnan, efendim vesaire, oralarda bir Ortodoks nüfus da var. Sadece Kudüs'te Katolik ve Ortodoks nüfus var. Katolikler burayı elden kaçırmayalım diye oraya sahiplenmeye çalışmışlar. Aslında Ortodokslar Hristiyanlığın ilk geldiği döneme yakın bir inançtalar. Mesela teslisi kabul etmiyorlar. Ama Katolikler diyor ki yok, üç, ilah üçtür diyor. Olmadı. Ve bu yüzden de birçok din savaşlarında Katolikler nüfus sayıları fazla olduğu için Ortodoksları öldürdüler. Hatta Bizans kraliçesi de Saint Barnabas taraftarı olduğu için onun bile hayatına kıymaya kalkmışlar idi. Yani bir sen ben davası Hristiyanlara girmiş, birisi bir kampta, birisi bir kampta yer almış. Venedik ise işi gücü ekonomiyle olan ama papalığa yakın olmak dolayısıyla Katolik görünümündeki bir kıyı devletçikleri imparatorluğu idi. O da ne kadar imparatorluksa. Akdeniz'in her tarafı onlar için sanki babalarının mülkü gibi yağmalanıyor. Denizlerde seyreden deniz vasıtalarındaki insanlar esir ediliyor. Malı, mülkü de gasp ediliyordu. Rodos şövalyeleri bir taraftan, Venedikler bir taraftan. Yeri gelince de Rodos şövalyeleri kendi silahlı kuvvetleriymiş gibi Venedik kuvvetlerinde kullanıyorlardı. Onun için de Kıbrıs'ın fethinden şöyle böyle 80-85 sene öncesinde Venedikliler, Osmanlı'nın fethinden önce Venedikliler geldiler burayı Lüzinyanların elinden, hatta Cenevizler'de bir ara bulundular ama Ceneviz'in hükmü olmadı. Gelip aldılar. Efendim bu adadaki o anda bulunan Mısır'dan geldiğini söylediğim eski halkın çekmediği eziyet kalmadı. Görmediği zulüm kalmadı. İnsanlar doğru dürüst kiliselerine ibadet yapmaya gidemiyorlardı. Neden? Ortodoks olmayacak onlar. Katolik yapıyorsan yap. Evlerinin kapıları kırılarak içeri giriliyor. Kadını, kızı, neyi varsa alıp götürüyorlardı. Ve halk 1560'lı yıllara doğru gelince artık bunlardan bizar olmuştu efendim. Başvuracak kimseleri de yok. Kulaktan kulağa bir haber dolaşıyordu. Türkler burayı alacaklarmış gibi. Kiliselerine kapanıp gizli gizli ayinler yapıyorlardı. Aman Allah'ım, Türkler gelsinler de şu adayı alsınlar, biz de bir adalet yaşayalım diye. Evet, Osmanlı'nın fethi sırasında Kıbrıs'ı ilk Tuzla civarından donanma köprü başını kurup da adaya ayak basınca veya adaya ayak basıp da köprü başını kurunca, sırası öyle olacak çünkü ayak basmadan köprü başı kurulmaz. Tabii Venedikliler bir savunma tedbiri olarak askeri usullerin dışında Lefkoşa'ya kadar olan bölgedeki su kaynaklarını, bilhassa kuyularını zehirlediler. Topraklarla kapattılar. Gelen ordu yabancı bir ordu. Evet, bunun bir keşfini yapmıştır Osmanlı casusları vasıtasıyla. Ama aylardan da Temmuz efendim, birinci barış harekatının ayı işte. Aynı ay. 1570'te nasıl Temmuz'da geldilerse Lefkoşa'ya,
Barış Harekatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetleri Mutlu Barış Harekatı'nda yine 1574 20 Temmuz'unda geldi. 15 Temmuz'da Samsun'un bir darbesi vardı. Rumlar birbirini kırıyorlardı. Kan gövdeyi götürüyordu. Türk ordusu gelince ondan arasındaki kavga da bitti. Rumların Türklere yaptığı zulümler de bitti. Adada şu anda kan akmıyor 1574'ten beri. Varsa birisi akıyor diye gelsin söylesin bakalım. Tabii Lala Mustafa Paşa'nın ordusu Lefkoşa'ya doğru gelirken hakikaten Suluk'tan çok sıkıntı çektiler. Larnaka yolunda Lefkara köyü vardı. Büyükçe bir köyde efendim. Bayağı nüfusu kalabalıktı. Lefkara köylüleri de bu kiliselerinde dua eden kimselerdi. Aman Türkler gelsin diye. Sanki akrabalarına kavuşmuş gibi oldular ve hemen onlara her türlü yiyecek ikbalini yaparak su kaynaklarını gösterdiler. Kılavuzluk yaptılar efendim. Yolun hemen dışındaki diğer su kaynaklarını gösterdiler. Ve Osmanlı ordusu bu tehlikeli durumu Kıbrıs sıcağında susuzluk problemini halletmiş oldu. Bunu öğrenen Venedik'teki komutanları, daha doğrusu komutan da burayı terk edip gitmişti efendim. Ben Maus'a lazımım. Türkler evvela Maus'a saldıracak. Ben oraya gideyim dedi, gitti. Braglion diye birisi vardı. Burak aldı Dandalo'ya. Valisi, Lefkoşa'nın valisi. Venedik kuvvetleri hemen ertesi günü, daha Türkler muhasarayı başlatmadan önce Lefkara köyüne gittiler. Siz bu gelen Osmanlı ordusuna yol gösterdiniz diye 400 kişiyi, kadın, çoluk, çocuk, büyük, erkek demeden 400 kişiyi öldürdüler efendim. Kestiler. Bu Venedikler gelecekler. Şuradaki büyük tepenin altındaki yaz ortasında bile tepesinde sisler böyle geliyor, dolanıyor. İnsana bir ferahlık veriyor. Onun eteklerinde Karşıyaka yani Vasilya köyünde kilise yapacaklar. Alışmamış ki yapmaya. Dolayısıyla peki bu bilgi nereden çıktı diyeceksiniz, benim ilk anlattığım bilgi. İngilizlerin hazırladığı tarih kitaplarından efendim. İngilizler buradaki belgeleri tarumar edince ne oldu? Kaynak gitti, kurudu. İnşallah Türkiye'deki arşivlerden, Osmanlı arşivi çok muntazam çalışıyor. Hatta oradan uzmanlar da getirtilebilir buraya. Bu konuda bir seferberlik ilan edilir. Kıbrıs'taki tarihi yerlerin, mekanların, gayrimenkullerin bütün hesabı orada vardır. Bu hesabın peşinde niye koşuyorum? Şunun için. İngilizler burada evkaf mallarından ve arazilerinden çok büyük bir kısmını, %96'sını, %97'sini tamamıyla Rumlara, kiliselere ve kendi İngilizlerine peşkeş çektiler. Bir de burada bilhassa bizim İstiklal Harbimiz sırasında Türk milleti Anadolu'da ölüm kalım savaşı verirken, yedi düvele karşı savaşırken, Yunan, Büyük Yunanistan'ı kuruyorum artık diye çılgınca İzmir'den Polatlı'ya doğru akarken tüfek var, mermisi yok. Mermi var, tüfeğin çapı uymuyor. O kadar farklılıklar vardı ki askerin normal istihkakı olan yiyeceği temin edilemiyordu. Sakarya Harbi'nde askerlere birer avuç günlük istihkak arpa kavurgası verdiler. Arpa kavurgasıyla idare etmeye çalıştılar. İşte bu sırada gerek Rusya'dan Buhara Cumhurbaşkanı Osman Bey rahmetli, gerek Hint Müslümanları yani bugünkü Pakistan Müslümanları ve Kıbrıs'taki zengin tüccarlar, ki kuvvetli zengin tüccarlar vardı Osmanlı zamanından beri. Fakr-ı zaruret içinde değildi Kıbrıs efendim. İngiliz fakirleştirdi, İngiliz mahvetti. Bunlar buradan çeşitli yollarla karşı yakaya, Anamur taraflarına büyük tehlikeleri göze alarak savaşta kullanılmak üzere mermi, silah parası gönderdi Kıbrıs tüccarları. Ve İngiliz idaresi bunu haber alınca bu tüccarların az yardım edenlerini Lefkoşa'daki büyük hana hapsetti. Adamların ömrü orada geçti, çürüttü adamları. Çok fazla para gönderenler, vay sen bu kadar Türkleri seviyor musun diye
Girne Kalesi'ne hapsetti. Ya işte İngiliz'in yaptığı şey. Şimdi camiden biraz bahsedelim. Programın sonuna geldik. Bu işlere programı bitirmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi bir son cemaat yeri var. Her iki tarafında da efendim Lefke'deki camiler gibi sağında ve solunda le kesitli payeler var, ayaklar var. İki köşede, ortada da yine kesme taştan yapılmış sekizgen yine payeler var. Caminin taç kapısı normal Kıbrıs sarı taşından yapılmış. Bu taşın bir özelliği de efendim, böcekler yiyor bu taşlar efendim. Selimiye Camii'nin Lefkoşa'daki avlusunun duvarlarında böceklerin böyle tıkır tıkır yediklerine de biz şahit olduk orada efendim. Karınca tipi bir şeyler. Ve caminin içerisinde güzel bir minberi var. Efendim, mihrabı var, kesme taştan yapılmış. Ve içerisinde bunun kıble duvarına 90 derece açıyla yapılmış 3 tane kemer var. Mihrabı da güzel. Şimdi bu camiye has bir özelliği söyleyeceğim. Hemen sağ elimin kenarında caminin bitişiğinde bulunan yapı caminin mektebi. Anlaşılıyor ki bu mektep daha önceden Sultan Abdülhamit Han zamanında yapılan bir cami, Sıbyan Mektebi kompleksi var. Cami ile Sıbyan Mektebi bitişik. Bu Kıbrıs'ta birçok camide var. Ağa Caferpaşa Camii'nin bile bir kenarına bunu almışlar. Yani cami ve okul bitişik. İşte bizim inancımız ilme bu kadar ilgi gösteriyor ve önem veriyor, ehemmiyet veriyor. Allah rahmet eylesin bunları yaptıranlardan. Tabii bu cami hamamdı diyorlar eskiden. Böyle bir emare yok ki efendim. Cami cami. Bunun neresi hamam olur? Biz Türk hamamı çok gördük. Batılılar derseniz zaten hamam kültürleri yok ki onlar bir hamam olarak buraya çalıştırsın. Venediklerin hamam kültürü yoktu. Roma zamanında vardı. Ondan sonra da çeşitli konsüllerle Hristiyanlık dini paganlaşmaya başlayınca, paganlaştırılmaya başlayınca ne hamam kaldı ne Roma hamamı kaldı. Efendim bir çırpıda sizlere bunu anlatmaya çalıştık. Zannederim faydalı olmuştur. Kıbrıs'ın güzel bir köşesindeydik. Televizyonu yeni açan dinleyicilerimiz için bu Kıbrıs'ın kuzeyinde Girne'ye yakın Karaoğlanoğlu bölgesinde, orada malum şehitliğimiz var. 71 tane şehidimiz orada yatmakta, sizlerin dualarını beklemekte. Kıbrıs'a gelenler acıkla böyle yerleri ziyaret ederlerse, bu tip camileri de görürlerse bence kendileri de çok istifade etmiş olur. Buradaki kardeşlerimiz de bu alakadan çok memnun kalırlar. İşte size bir tarihi camiyi tanıtmaya çalıştık. Hoşça kalın efendim.